Arkadaşlar merhabalar iyi çalışmalar diliyorum. E, polinomlarda bu bölüm üzerine kısa bir yorum yapmaya çalışacağım. ona bunun içinde birkaç soru çözmeye çalışacağım birbirine benzeyen arkadaşlar. Bakın Px polinomunun derecesi 3 olduğuna göre P 2x 5 polinomunun Px ile bölümündeki bölüm nedir diye Sorulmuş arkadaşlar. Ee, şimdi şöyle bir şey diyelim. Bizim elimizde bir px polinomu olsun. Biz bunun derecesini e, bilmiyoruz. A çarpı x üzeri k diye devam eden bir polinom olsun. Derecesi k olsun. Baş kat sayısı a olsun. Örneğin, eğer biz px'i biliyorken, örneğin px artı 3'ü yazdık. Yani e, bu polinomu yazdığımızda arkadaşlar, derecemizde bir değişiklik olmayacaktır. Hatta buradaki baş katsayımızda da bir değişiklik olmayacaktır ama yeni terimlerin ekleneceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Ama yine bu polinomumuzda da hem baş katsayımız a olacaktır hem de e, derecemiz k olarak kalmış olacaktır arkadaşlar. Buna benzer bir mantıkla e, x'in katsayısı birden farklı olacak şekilde örneğin p 3x 5'i yazdığımızda yine derecemizde bir değişiklik olmaz ama bu sefer katsayımızda, baş katsayımızda değişiklik olacaktır. X'in yerine 3X yazdığımız için işte 3'ün K'ncı kuvveti gelecektir arkadaşlar. Yine derecemiz değişmez ama bu sefer baş kat değişiklik olacaktır. Örneğin A çarpı 3 üzeri K çarpı X üzeri K diye bir ifade gelecektir. Bakın yine derecemiz değişmez ama baş kat değişmiş olur. Burada derecemizin değişmesi için arkadaşlar bizim buraya işte px kareli ya da işte px küplü yani x'in birden daha büyük bir kuvvetin olduğu bir şeyler yazmamız gerekir ki karşı tarafta da arkadaşlar derecede değişiklik gelmiş olsun. Bunun dışında derecede bir değişiklik gelmez. Yazdığımız şu iç kısma yazdığımız ifadeye göre arkadaşlar baş katsayıda değişiklik olacaktır. Yani biz buraya doğrusal bir fonksiyon yazdığımız sürece arkadaşlar ya da birinci dereceden bir polinom yazdığımız sürece derecede bir değişiklik olmaz. x'in katsayısına göre sadece baş katsayıda değişikliğin olacağını söyleyebiliriz arkadaşlar ee, mesela bizim elimizde bir de şunu yorumlayalım diyelim ki 5. dereceden bir polinom var biz 5. dereceden bu polinomumuzu yine 5. dereceden başka bir polinoma bölersek bizim bölümümüz ne gelir arkadaşlar? Sabit bir sayı gelir. Yani k gibi sabit bir sayı gelecektir. E çünkü şimdi x üzeri 5 var. Burada da x üzeri 5 var. Bir sabit sayıda çarpıp ilerleyeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra daha başka çarpacağımız bir şey kalmayacak. Çünkü buradan kalan x üzeri 4'lü gelecek. Zaten x üzeri 5 ya da x üzeri 4 derken x üzeri 5'ten daha küçük x küp olabilir x kare olabilir. Ama derecesi 5'ten küçük olan bir polinom kalacağı için buradan daha fazla işlemimizi ilerletemeyeceğiz arkadaşlar. Yani biz örneğin x üzeri 5'li bir polinomu yine x üzeri 5'li bir başka bir polinomu böldüğümüzde sadece burada arkadaşlar bölüm olarak sabit bir sayı elde etmiş olacağız. Örneğin 7 çarpı x üzeri 4'lü olan bir polinomu biz x üzeri 4'lü bir polinomu bölersek buraya 7 kere diyeceğiz. İlk işlemimizi yaptıktan sonra buraya derecesi 4'ten küçük olan bir polinom geleceği için işlemimizi daha fazla devam ettiremeyeceğiz. Ve bölümümüzü bir sabit sayı olarak bulmuş olacağız. Şimdi sorumuza dönersek. Px polinomunun derecesi 3 olduğuna göre demiş. Mesela ben derecesi 3 olan bir polinomlu bir soru geldiğimde karşıma. Hemen aklıma şu geliyor. Px'i ben örneğin a çarpı x üzeri 3 olarak alayım. Çünkü bu tip sorularda belirleyici olan zaten bizim derecemiz oluyor. Yani kuvveti en büyük olan x'li terimimiz oluyor. Bunun üzerinden yorum yapmak daha doğru olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi px polinomunun derecesi 3 olduğuna göre arkadaşlar p2x-5 polinomunun px ile bölümündeki bölüm kaçtır demiş. Şıklara bakın hep sabit sayı var. Neden? Az önce dediğimiz sebepten ötürü. Bizim elimizde bir px var. Derecesi ne olursa olsun p2x-5 gibi yani şurada p'nin içine bir doğrusal fonksiyon yazarak x'e bir derece koymadan yeni bir polinom bize soruluyorsa bunu elde etmiyor etmiş arkadaşlar. Bizim derecemizde bir değişiklik olmuyor. Sadece baş katsayımız değişmiş oluyor. Burada da belirleyici olan buradaki x'in katsayısı oluyor arkadaşlar. Yani kaç? 2. Yani biz burada x'in yerine 2x-5 yazdığımızda x kübümüzün kat sayısı arkadaşlar 2x'in küpünden 8'e dönüşüyor. Bir de a'mız vardı. Biz p2x 5'i yazdığımız arkadaşlar bulacağımız polinomdaki kuvvet en büyük derece yine x küplü oluyor. Bunun dışında 2x yazıp küpünü aldığımız için 8x küp geliyor. Bir de a'mız var. Baş kat sayımız da 8a'ya dönüşmüş oluyor. Yani burada aslında arkadaşlar elde ettiğimiz polinom yine üçüncü dereceden bir polinom. Ve biz bunu neye böleceğiz şimdi arkadaşlar? px'e yani a x küplü bir ifadeye böleceğiz. Dediğim gibi burada sadece sabit bir terim gelecek. Derecede bir değişiklik olmadığı için sadece baş katsayıya göre buradaki sabit terimimizi yani bölümümüzü bulmuş olacağız. 8ax küp burada ax küp yazdığı için kaçta çarpmamız gerekiyor burayı? 8 ile çarpmamız gerekiyor. Biz burada çıkartma işlemimizi yaptıktan sonra derecesi 3'ten küçük olan bir polinom geleceği için daha fazla ilerletemiyoruz. Burası zaten bize kalanı veriyor. Bu durumda bölümümüzde kaç gelmiş oluyor arkadaşlar? 8 olarak gelmiş oluyor. Burada 8 gelmesinin sebebi burada 2x yazdık. E derecemizde 3 oldu olduğu için 2'nin küpünden 8'e ulaştık. Eğer derecemiz 5 olsaydı burada da 2x'li bir şey yazsaydık yine arkadaşlar. Bu sefer 32 gelmiş olacaktı. Örneğin bizim derecemiz burada e yine 5 olsun. Buradaki 2x'imiz de 2x değil de 3x olsaydı 3'ün 5. kuvveti gelmiş olacaktı örneğin arkadaşlar. 243 gelecekti bizim buradaki bölümümüz. Yani burada dikkat edeceğimiz husus sadece arkadaşlar. Eğer derecede bir değişiklik olmuyorsa ki eğer px verilip işte yine p'nin içindeki şu istenen kısım doğrusal bir fonksiyonsa yani x'in birden büyük bir derecesi yoksa burada bunun içinde p'nin içinde arkadaşlar bizim derecemizde bir değişiklik olmuyor ve eğer bölme işlemi yapmamız istenmişse buraya sabit bir sayının geleceğini söylemiş oluyoruz arkadaşlar. E burada da 3. dereceden demiş arkadaşlar. P 2x'li bir şey yazınca 2'nin küpünden başka sayımız 8 katına çıkmış oldu. Bölme işleminde de bölümümüzün 8 geldiğini görmüş olduk arkadaşlar. Burada aradığımız cevabın E şıkkı 8 geleceğini söyleyebiliriz. Dediğim gibi bir yorum yapabilmek adına bu kadar uzattım anlatımı. Umarım buradaki mantık açıklayıcı olmuştur. Şimdi buna bakarak bir soru çözümü daha yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar bakın yine aynı mantıktaki bu soruyu çözmeye çalışalım. P2x polinomu Px polinomuna bölündüğünde bölüm 16 olmaktadır. P3x polinomunun Px ile bölümünde Bölüm kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. Bakın yine Px verilmiş. P2x verilmiş. Burada derecede bir değişiklik olmayacağını az önce anlatmaya çalıştık. Derecede bir değişiklik olmadığı için bölme, işlemi yap, bölme işlemimizi yaptığımızda buradaki bölümümüz sabit bir sayı olarak gelmiş arkadaşlar. Peki neden Px'den P2x'e geçtiğimizde bölüm 16 olmuş? Bence burada arkadaşlar şimdi bizim Px'imiz A çarpı x üzeri k'lı bir polinom olsun. Biz burada 2x yazdığımızda x'in yerine arkadaşlar A çarpı 2x'in kancu kuvvetini aldığımızda a çarpı 2 üzeri k çarpı x üzeri k gelecektir. İşte elde ettiğimiz bu polinomu biz a çarpı x üzeri k'lı polinomumuza böldüğümüzde arkadaşlar dereceler aynı olduğu için bölüm kısmımız sabit bir sayı gelecektir. Peki burada a çarpı 2 üzeri k çarpı x üzeri k var. Burada a çarpı x üzeri k var. Bizim burada neyle çarpmamız gerekiyor bu ifademizi? Şuradaki 2 üzeri k'yı getirmek için 2 üzeri k ile çarpmamız gerekiyor. 2 üzeri k ile çarptığımızda a çarpı 2 üzeri k çarpı x üzeri k'lı bir ifade gelecek. Çıkartma işlemini yap yaptıktan sonra derecesi k'dan daha küçük olan bir polinom elde edeceğiz. Bu zaten bizim kalanımız olacak. Burası da bizim arkadaşlar sabit sayı olan bölümümüz gelmiş olacak. İşte biz bu bölümümüzün kaç gelmesini istiyoruz? Bakın 16 gelmesini istiyoruz. Bu durumda 2 üzeri k'mız 16'dan k'mızın kaç olması gerekir? 4 olması gerekir. Yani burada bizim polinomumuz az önceki örnekten de hatırlarsanız arkadaşlar x üzeri 4'lü bir polinommuş ki arkadaşlar baş kat sayısı da a olsun. Biz burada x'in yerine 2x yazınca 2'nin 4. kuvvetinden baş kat attık. a çarpı 2 üzeri 4 yani 16 a çarpı 16'ya dönüşmüş. Derecemiz halen x üzeri 4 olarak kalmış. Biz de bunu a çarpı x üzeri 4'te olan px polinomumuza böldüğümüzde bölümümüz 16 olarak gelmiş arkadaşlar. Yani bizim buradaki polinomumuzun derecesi aslında burada belirleyici rol oynuyor. Buradaki derecenin de biz kaç olduğunu bulmuş olduk şu anda. 4 olduğunu bulmuş olduk. 4 olsun ki 2'nin 4. kuvvetinden baş katsayımız 16 katına çıkmış olsun. Şimdi arkadaşlar diyor ki öyleyse diyor P3x'in diyor Px ile bölümünde bölüm kaçtır diyor. E bu sefer 3x yazdığımızda 3'ün 4. kuvvetinden 81 gelecektir. Baş kat sayımız 81 katına çıktığı için bölme işlemimizi yaptığımızda 81 çarpı a üzeri x üzeri 4'lü polinomumuzu a çarpı x üzeri 4'lü polinoma böldüğümüzde bölümümüz 81 gelmiş olacaktır arkadaşlar. Burada da 3'ün 4. kuvvetinden 81'i elde etmiş olduk. Yani mesela bizim buradaki derecemiz 5 olsaydı 3 üzeri 5'ten 243 gelecekti. Ya da işte e, burada derecemiz 2 olsaydı 3'ün karesinden 9 gelecekti. Buradaki bölümümüz dikkat edeceğimiz husus arkadaşlar burada şu x'in e, x'in katsayısı olarak kaçın geldiği ve bu verildikten sonra bizim bölümümüzün kat çıktığı olmalıdır. Buradan biz zaten 2'nin 4. kuvveti 16 olacağı için 4. dereceden bir polinomumuzun olduğunu yakalamış olduk. Buradan da p 3 xi yazdığımızda baş katsayımızın 81 katına çıktığını görmüş olduk. Doğru cevabın yani burada kaç olması gerekir o zaman? B şıkkı 81 olması gerekir. Umarım burada anlatmaya çalıştığımız mantık açıklayıcı olmuştur arkadaşlar. Arkadaşlar bakın yine aslında benzer mantıkta bir soru. Yani burada derece ve baş katsayı nasıl kullanacağımızı örnekleyebileceğimiz bir soru. Px polinomu için Px çarpı P2x çarpı P3x eşittir. 6x küp artı 22x kare artı 24x artı 8 olarak verilmiş. Buna göre Px artı bir polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. Bakın yine dikkat edeceğimiz husus şu. E, burada Px'imiz var. Onun bir derecesi var. Biz onu bilmiyoruz. P2x bu dereceyi koruyor. Yeni bir derece gelmiyor. P3x bu dereceyi koruyor. Yeni bir derece gelmiyor. Yani bizim Px'imizin derecesi k ise arkadaşlar. Bunun derecesi de k geliyor. Bunun derecesi de k geliyor. Bunun derecesi de k geliyor. Sadece baş kat sayımız değişiyor. E, bunların dereceleri k ise biz bunları çarptığımızda arkadaşlar artık derecemiz kaç k gelecektir? 3k gelecektir. Gelecektir. Çünkü kuvvetleri toplarız. Bu durumda bakın aslında buradaki polinomun derecesinin 3K geleceğini söyleyebiliriz. E, baktığımızda sağ taraftaki polinomun derecesi 3 ise buradaki 3K'mızın 3'e yani K'mızın kaça eşit olması gerekir? 1'e. E K dediğimiz PX'imizin ya da P2X'imizin ya da P3X'imizin derecesiydi. Demek ki bizim PX polinomumuz birinci dereceden bir polinommuş arkadaşlar. Eğer bizim PX polinomumuz birinci dereceden bir polinomsa AX artı B şeklinde olması gerekir. Bakın p 2 x yazdığımızda da p 3 x P3X yazdığımızda da derece değişmiyor. Sadece baş katsayı değişmiş oluyor. 3 tane birinci dereceden polinomu çarptığımızda da üçüncü dereceden bir polinom elde etmiş oluyoruz. O zaman biz Px'imizi Ax artı B gibi düşünebiliriz. Px'imiz Ax artı B. P2x'imiz ne olur? 2ax artı b. P3x'imiz ne olur? 3ax artı b gelmiş olur. Bunları çarpınca bakın bu ifadeyi elde etmişiz. Aslında burada en büyük derecemiz ax çarpı 2ax çarpı 3ax'ten gelecektir. Bu da bize neyi veriyor arkadaşlar? 6a küp çarpı x küpü. Yani 6a küp çarpı x küpün aslında burada 6x küp eşit olması gerekir. Bu da bize a'yı 1 olarak vermiş olacaktır. A'mız ise Px'imiz aslında a artı b şeklinde. Pardon özür dilerim. X artı B şeklinde bir polinomdur arkadaşlar. Bence burada şuradaki sabit sayı olan 8 de buradaki B'lerin çarpımı belirler arkadaşlar. Çünkü mesela biz bir polinomda X'e 0 verince sabit terimi bulmuyor muyuz? Mesela bakın burada X'e 0 verince A'lar hepsi gider. B çarpı B çarpı B'den B'nin küpü gelir. Sağ tarafta da X'e 0 verince sadece 8 kalır. Yani bizim burada B'mizin küpünün kaç olması gerekir? 8. B'miz de buradan kaç gelecektir? 2. E A'mızı 1 bulmuştuk zaten. B'mizde 2 bulduk. O zaman bizim PX'imiz x artı 2 polinom olarak bulunmuş oldu arkadaşlar. Bunun dışında başka bir şeyin gelme durumu yoktur. Bakın baş katsayıya ve sabit terime bakarak px polinomu da çekmiş olduk. E bize ne sorulmuş? px artı 1'in x eksi 2 ile bölümünden kalan sorulmuş. x yerine 2 yazdık burası p3 oldu. Yani bizden aslında p3 istenmiş. E biz px'i bulmuştuk. Burada x yerine 3 yazarsak p3'ümüz 3 artı 2'den 5 olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Doğru cevabımızın b şıkkı gelmesi gerekir Umarım bu derece ve baş katsayı mantığını anlatabilmişizdir. Umarım çözümlerimiz de açıklayıcı olmuştur.